Arkadaşlar merhabalar, 50 günde TYT IT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 12. günün 2. dersine. Bugün Thales teoremlerinden bahsediyorduk. İlk dersimizde temel orantıdan bahsettik. İkinci dersimizde de kelebek benzerliğinden bahsedeceğiz. Kelebek de çoğu yerde çok karşımıza çıkıyor. İyi bir şekilde bilmemiz lazım ki iyi bir şekilde öğretecek sorular da zaten şimdi biraz sonra göreceksin. Kitabımızda sayfa numarasına hemen bakıyoruz. Sayfa numarası en son 76'yı işlemiştik. Şimdi de 77'yi ve 78'i işleyip bugünün dersini bitireceğiz. Çok güzel sorular yine sizi bekliyor. Kolay sorular da var, orta soru da var, zor soru da var. Her telden var biliyorsunuz bizim kitabımızda. Hadi bakalım, çok konuşmayalım, dersimize başlayalım. Şimdi kelebek benzerliği. Kelebek benzerliği. Niye kelebek benzerliği demişiz? Hocam kelebeğe benzediği için. Aslında şöyle olsa kelebeğe daha çok benziyor. Ama kelebeğin şartı var. Bak birbirinin simetriye değil mi böyle? Kelebekle böyle. İnanılmaz bir simetri var. Ama burada bu kelebek olmuyor. Çünkü kelebek benzerliği olması için şu şekilde paralel olması lazım. Genelde biri küçük biri büyük oluyor. Paralellik olduğu zaman kelebek benzerliği olacak. Bu dikey de olur, yatık olur, yan yatık olur bu şekilde. Ya da bu aslında kum saatine de benziyor. Ya da papyona da benziyor. İstediğin yakışmayı yapabilirsin ama burada aslında en çok neye benziyor? En çok kullanılan dil kelebek olduğu için, kelebeğe alışkın olduğumuz için kelebek benzerliği diyeceğiz size. Evet, kelebek benzerliği. Hocam nereden geliyor bu kelebek benzerliği? Yani kelebek benzerliği nedir daha doğrusu? Yukarıdan aşağıya oranlamalar birbirine eşit. A bölü X aynı doğru üstündeki B bölü Z'ye, aynı doğru üstündeki C bölü Y'ye eşit. Yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşit. Peki nereden geliyor bu? Tabii ki benzerlikte biz iki gün ne yaptık? Açı benzerliği anlattık. İki ders daha doğrusu. Açı benzerliğinden geliyor tabii ki. Bak şimdi AB ile CD birbirine nedir? Paralel. O zaman orada bir Z'den dolayı nokta açısıysa alt tarafta nokta oldu. Sonra diğer Z'den dolayı da çizgi açısıysa diğer tarafta alt tarafta çizgi açısı oldu. Sonra ters açılardan dolayı da çift çizgileri de koyduk oraya. Bak yukarıdaki üçgenle aşağıdaki üçgen açıdan benzer oldu. O zaman tek yapmamız gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Yani çift çizginin karşısı A bölü çift çizginin karşısı X eşittir. Noktanın karşısı B bölü diğer üçgende noktanın karşısı Z. O da eşittir. Çizginin karşısı C bölü diğer üçgende alttaki üçgende çizginin karşısı Y'ye eşit oldu. Ha, her zaman bu şekilde ispat tekniğiyle mi yapacağız? Hayır. Dedik ya size. Yukarıdan aşağıya oranlamalar hocam. Şu A'nın X oranı eşittir. Aynı doğru üstünde şu C bölü Y. O da eşittir. Aynı doğru üstünde B bölü Z. Yukarıdan aşağı ya da soldan sağa ya da sağdan sola ya da aşağıdan yukarı şeklinde. Kat şeklinde yazmak daha mantıklı oluyor sorularda, benzerlikte biliyorsun. Kat şeklinde yazdığımız durumlarda olacak. Evet, kuralımız bu. İşte bu. Tanımımız bu daha doğrusu. Bunu bilelim çünkü çok işimize yarayacak. Haydi bakalım, öğrenme alanında şu işi öğrenelim. Şimdi burada şuraya baktığımız zaman üstteki doğruyla alttaki doğru birbirine paralel olduğu için burada ne oldu? Kelebek oldu. Bu arada sorularda kelebek ince ayrıntıdır. İlk kelebek varsa kelebekten başlamak lazım ki genelde biz ilk kelebekten de başlamıyoruz da nereden başlıyoruz? Sayıların olduğu yerden başlıyoruz. Şimdi sayılar burada 6 ve 9 yukarıdan aşağıya oran var. Hemen yazıyoruz 6 ve 9'u. Hocam 6'nın 9'u oranı niye eşit olmak zorunda? Aynı doğru üstünde 4 bölü x'e eşit olmak zorunda. Sadeleştirdiğimiz zaman 2, 3. Burada 2 katı olmuş, burada da 2 katı olur. X'i böylelikle kaç buluruz? 6 bulur. Ya da hocam 6 bölü 9 2 bölü 3 ya. Direkt buraya 2k yukarıdan aşağı buraya 3k yazabilirsin. 2k 4 ise k yerine 2 yazılmış. K yerine 2 yazdığında x de böylelikle 6 çıkar da diyebilirdim. Geldik B şıkkına. B şıkkına baktığımız zaman paralellikler bizim için önemli. Hemen paralelliklerin üstünden şöyle bir geçiyorum. Paralelliklerin üstünden geçtiğim zaman ne oldu burada? Hocam bir temel orantı benzerliği çıktı karşımıza ama x var burada. Sayılardan gidelim. Sayılar nerede? 4 ve 8'de. 4 ve 8 sayıları var. Hocam şurada da paralellik olduğu için ne var? Bir kelebek benzerliği var. O yüzden şuradaki kelebek benzerliğine öncelikli olarak bir dikkat etmek lazım. Kelebekteki oran şöyle baktığımız zaman kaça kaç? Hocam kelebekteki oran yukarıdan aşağıya 4 bölü 8. 1 bölü 2. Buraya 1 bölü 2 yazsam ne olacak? Bir işime yaramıyor. Şuraya 1 bölü 2 yazayım. A ise 2 A yazarım. Sonra burayı bulduktan sonra artık şurada bir temel orantı yapabiliriz. 6 bölü 6 artı x eşittir A bölü 2 A. Bunu yazdıktan sonra hocam buradan ne oldu? 12 eşittir 6 artı x'ten. X'te buradan ne buluruz o zaman? 6 olarak buluruz. Cevap 6 çıkar. Ya da kısası var mı? Var tabii ki. Bu soruda kısası oluyor tabii. A 2 A. Hocam ortaban sağlandı. Çünkü hem paralellik var hem 1'e 2 oran var. O yüzden direkt bunlar birbirine eşittir. Yani 6 ise buraya da 6 diyebilirim. Evet, öğrenme alanında öğrendik bu işi. Öğrendik. Haydi bakalım şu sorularla biraz kendimizi geliştirelim. Şimdi paralellik verilmiş. Paralel doğrunun üstünden şöyle bir geç kardeşim. Şunlar paralel. Tamam, kırmızıyla geçtim. Şimdi şuraya baktığımız zaman hocam şu paralelliğe baktığımız zaman temel orantı var ama ne buradaki oran var, ne buradaki oran var, ne de buradaki oran var. Demek ki temel orantıyı ilk etapta kullanmayacağız. Başka ne var? Paralellik var ama kelebek var mı diye bakacağız. Hocam kelebek burada var diyenleriniz.
olmaz. Bu paralellik var mı burada bunlarda? Yok. Paralel doğrular arasında kelebek arayacaksın. Paralel doğrular bunlar ya. Aa, sayılara da baksan kendini belli eder zaten. Kelebek burada yok mu? Var. O yüzden buradaki kelebeğe dikkat etmemiz lazım bizim. Şu kelebeğe dikkat edelim dostlar. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 1 bölü 3. Yani 2 bölü 6 1 bölü 3. O zaman buraya A 3A mı yazacağım? Hayır, bunlar işin içinde yok. Öyle her gördüğümüz kelebekte bütün kenarları yazmak zorunda değiliz. Ne? Burada ne girmiş işin içine? Bu girmiş. Çift çizgiler girmiş. AA diyelim. Yukarıdan aşağıya oran 1 bölü 3 ya. A ise burası ne olmak zorunda? 3A olmak zorunda. Şimdi ne yapacağız? Hocam şunlar birbirine paraleldi. Burada da temel orantı bak, sivrilen yer burası oldu. Şimdi temel orantıyı kullanabilirim. Şu bölü tamamı, yani x bölü x artı 8 tamamına bak. X burada, tamamı 6 2 ve x'in toplamı x artı 8 eşittir A bölü 3A olacak. A'lar sadeleşti. 3x eşittir x artı 8 oldu. 2x eşittir 8 oldu. X'i de böylelikle kaç bulduk? 4 bulduk. Evet, örnek 48. 4 çıktı. Geldik örnek 49'a. Örnek 49'da da aslında kitaplarda, bazı kitaplarda bunun formülü var. Ama formüle gerek var mı? Yok tabii. Gereksiz formülleri vermiyoruz. Paralel doğrulara bakıyoruz. Şöyle paralel doğruların üstünden geçelim. Hocam şu paralel, şu paralel, şu paralel. Sayılara baktığında kendini belli ediyor soru. Hocam sayılara baktığım zaman buradaki kelebeği fark edersiniz. Değil mi? Önemli olan bilinenden bilinmeyene gitmek. O zaman ilk etapta sayılara bakıyorum. Dolayısıyla şu üçgene, yani kelebeğe bakıyorum. Kelebekte bir oran var mı? Var. 10 bölü 15. Sadeleştirelim. 10 bölü 15. 5'e bölü 2, 5'e bölü 3. 2 bölü 3 yani. Soldan sağa 2 bölü 3. Soldan sağa 2 bölü 3 yazalım. 2A, 3A. Gerek kalmayabilir. Buraya da 2B, 3B de yazabiliriz ama tekini yazınca genelde çıkıyor. Sonra X'e bakacak olursak ne var hocam? Şimdi X de paralel verilmiş. Eğer sen bu paralelle bu paralele bakacak olursan, hocam burada temel orantı var dersin. Ama buralarda bir oran yok maalesef. Biraz önceki kelebekte şunları yazmış olsaydık o zaman buradan yapacak soruyu. Ama başka şununla da şu paralel verilmiş. Hocam bu paralellikte de şurada bir temel orantı var. Buradaki temel orantı da şu sivrilen yer burası yaptı. O yüzden sivrilen yerden başlıyoruz. Tekrarlı gidiyoruz. Çünkü X ile 15 işin içine girmiş. Yani 2A'nın tamamını oranı, 5A'yı oranı X bölü 15 olmak zorunda. Şuradan şuraya 3 kat, buradan buraya da 3 kat olur. X'i böylelikle 6 olarak buluruz. Geldik 50'ye. 50. soruda da atma kara uzunluğu soruluyor. Paralel doğruların şöyle bir üstünden geç kardeşim. Şu ve şu paralel. Artık paralel doğrularda ben sana şunu rahatla söyleyebilirim. Tamam, temel orantı veya kelebek benzerliği olacak ama ince ayrıntı kelebektir. Kelebek varsa kelebeği direkt göster. Hocam kelebeği direkt göstereyim. Ya hocam şurada bir kelebek mi var? Hayır. Şunlar paralel değil. Paralel doğrular arasında kelebeğe bakacaksın. Yani şu doğruyla bu doğru arasında kelebeğe bakacaksın. Var mı? Şurada var. O zaman ilk etapta kelebeği göster kardeşim. Sayı olsa da olmasa da kelebeği göster. İşine yarar mutlaka. Bak X de sayıdan sayılıyorlar. Hocam burada bir kelebek var. Ama kelebekte maalesef sayı yok. Oran yazmayayım diye düşündün. Doğru. Dur. Hocam şuradaki büyükteki temel orantıda da şöyle bir temel orantı var. Bu temel orantıda da maalesef oran yok. O yüzden ne yapacağız? Şu küçükten kelebekten başlayalım. Hocam sağdan sola doğru X'e 6 oran var. O zaman K katını yazalım oran olarak. X'in de K katını bak açı ortayda da yazıyorduk. Oranladığımız zaman gidiyor çünkü bunlar. Yazalım. Hocam şunun işin içine girdiği için burayı yazıyorum. XK'ya 6K. Bak şurayı yazmadım. XK'ya 6K'yı buraya yazmadım. Çünkü burası soruda çözüme itmiyor beni. Ama burada bunlar eşit verilmiş. Buraya XK'yı yaz diyor. Soru kendiliğinden kopyayı veriyor bize. XK'yı yazdık. O zaman burası da XK oldu eşitlikten dolayı. Çünkü eşit verilmiş bunlar böyle böyle. Şimdi de temel orantıyı kullanalım. Temel orantıda da sivrilen yerler nereye? Bak paralel paralel buraya doğru sivriliyor. Burada bir temel orantı yapacağız. Şu bölü tamamı, yani 9 bölü tamamı 15 artı x eşittir xk bölü 6k. Bak iyi ki de x'in de k katını yazmışız. Sonuçta oranlamalı sorularda böyle x'in de k katını yazabilirsin. İçler dışlar yapalım. 15 artı x çarpı x eşittir 6 kere 9 54 yaptı. Şimdi dur. Normalde sen burada x'i böyle dağıtıp 54'ü de buraya atıp çarpanlara ayırma yapabilirsin. Çarpanlara ayırma yaparken de ne yapıyorsun? Çarpanlara ayırma yapılırken de şu yapılıyor. Yine 54'ün çarpanları düşünüyor. Ama burada da aynı şeyi yapacağız. Bak 54. Hissetme yapacağım burada da. Hocam neyle neyin çarpımı 54? 6 ile 9'un. Buraya 6 yazarsan burası 9 oluyor mu? Olmuyor. X yerine 6 yazdığımızda çünkü bu 15 artı 6 yapıyor. Başka 3 ile 18'in çarpımı. Hocam X yerine 3 yazarsam oluyor. X yerine 3 yazdığımızda burası 18 oluyor. Yani buradaki hissetmeden dolayı da biz ne bulduk o zaman X'i? 3 olarak bulduk. Patmakara uzunluğu isteniyor bizden. Patmakara bak X isteniyor. Dolayısıyla cevap 3 çıkar. Örnek 50'yi de bu şekilde bulduk. Geldik 51'e. Oo, kelebekler havada uçuyor. Niye hocam? Bak şurada bir kelebek var 1. Şu büyük kelebek var 1. Sonra hocam
hocam şu kelebek var 2. Başka kelebek var mı? Var. Var mı? Var. Nerede var? Bir dakika. Şu kelebeği saydık mı? Saydık. 1 bunu diyelim. Sonra şu kelebeği saydık mı? Büyük kelebeği saydık mı? Saydık. 2 bunu diyelim. 3 başka bir kelebek var mı ya? Bir tane daha. Bir tane. 2 tane var ya. Değil mi? 2 tane var. Durduk. Beyin durdu arkadaşlar. Vallahi beyin durdu. Ay. Doğru. Kelebekler havada uçuşuyor derken. Bir burada kelebek var. Değil mi? Şu paralellerde. Ondan sonra bir de şurada kelebek var. Başka kelebek görenler söylesin ya lütfen. Başka kelebek görenler söylesin. Yok arkadaş. Başka da yok ya. Ben yok. Tamam, iki tane kelebek var. O zaman iki kelebeği kullanacağız. Şimdi oranlamaya bakalım. Oranlamaya bakacak olursak. Hocam burada neler verilmiş? Bunlar 3'te birleşiyor. Yok 6 birleşiyor. Şuraya 2K dersem burası 3K oldu. CE uzunluğu da 6K oldu. 6K burası. ED'ye 2K dedik. Ali Bey uzunluğu da 3K oldu. Şimdi AD uzunluğunu bize vermiş. AD uzunluğu burası ve 110 olarak verilmiş. O zaman kelebeklerde ben AD'ye yoğunlaşacağım. Şimdi ilk kelebeğimiz neresi? Hocam ilk kelebeğimiz şu küçüğe bakalım. Şu küçüğe bakalım. Şu küçükteki kelebeğe bakacak olursak arkadaşım. Kelebekteki oran yukarıdan aşağıya kaç? Hocam 3 bölü 2. Niye? 3'e 2. Bu kelebeğe bakıyorum. O yüzden buraya 3'e 2 yazmayayım. Çünkü burası verilmiş. Buraya yoğunlaşmam lazım. O yüzden ne yapıyorum? Buraya ben 3'e 2 yazıyorum. Şöyle 3 böyle 2 yazıyorum. 3A'ya 2A yazıyorum. Toplamda 5A'da bize 110 verilmiş. A da buradan 0 at 2 ile çarp. 5'e bölme kuralı. Kaç çıktı o zaman? 22 çıktı. 22 çıktıysa burası 66. 22 çıktıysa pardon burası 44 yaptı. Diğer tarafta ne yaptı? 66 yaptı. Şimdi ne yapalım? Hocam şimdi de şu kelebeğe bakalım. Bak şu kelebeğe bakalım şimdi. Bu kelebekteki oran kaça kaç yukarıdan aşağıya? Hocam 3'e 8. Yukarıdan aşağı 3'e 8. Bu bana verildiği için burası işin içine girsin. Hemen 3'e 8'i yazalım orada. Hocam şurası 3. 3'e ne? Burası da 8'en diyeceğim o zaman. Şöyle 8'en. Toplamda 3'en 8'en daha 11'en. 11'en de 110'a eşitti. N de buradan kaç çıktı o zaman? 10 çıktı. N yerine 10 yazınca burası 30 oldu. Bak dikkat. Şuraya kadar 66. Burası 30'sa buraya 36 mı kaldı? Evet. Burası 36 oldu. Her yer çıktı. 30 burası. 36 burası. Burası da 44. İstersen şuradan da gidebilirdin. Hocam şurayı 44 bulduk ya. Şurası da 8'en ya. 80 olacak. 80'den 44 çıkarsak burası da 36 yapıyor. Ya da 44 ile 36'ın toplu da 80 yapıyor diyebiliriz. Bizden ne isteniyordu? Fatma Kara. Bak Fatma Kara'yı bulduk. Kaç? 36. İşte 51. soruda böylelikle 36 yaptı. Ya soruyu ben yazdığım için ne kadar güzel oluyor böyle sorular değil mi? Yani şeyden dolayı ya. Tamam güzel soru, hoş soru da. Fatma Kara. Yani aileyi de böyle hatırlıyoruz böyle. Değil mi? Geldik bir sonraki soruya. 52. sorudayız. Bir döndürme. Evet Muhammed. Senin sıran. Hadi bakalım. AVC üçgeni biçimindeki. Bu arada Muhammed'i öğrenmişsinizdir artık değil mi? Şu animasyonları video içerisinde gösteren arkadaşlar. ABC üçgeni biçimindeki şekil 1'deki karton AD boyunca katlanıyor. Sonra 3, 6 ve açılarda birbirine eşit olmuş. Buna göre CK nedir diye soruluyor. CK, CK, CK. Evet, coğrafyanın kodları selamlar. Yine CK. İkinci selamım bak bu sana. Hadi bakalım. Şimdi burada ne yapalım? Şöyle bir katlama yapalım mı? Yapalım bak. Şöyle üçgeni alıyoruz. Hop, katladık böyle. Katlayınca ne oldu? Şu şekil. Şekil 2 oluştu. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Katlamayı geri doğru açıyorduk. O zaman katlanmışını geri doğru açacağız böyle. Yani ikinci şekilde o katlanmışının geri doğru açılmışını gösterelim. Hop şöyle gösteriyorum kardeşim. Şöyle gösterdik. Tamam. Katlama sorularında üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bak burası 3 verilmişti. 3. 3. Üst üste binen kenarlar eşit. Sonra üst üste binen kenarlar hocam şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Yani kullanırız herhalde. Yazalım gösterelim ne olur ne olmaz. Şöyle tıklayayım. Şu kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Şu açıyla şu açı. Sonra bu açıyla bu açı üst üste biniyor. Ama karışık açıları genelde göstermiyoruz. Sonra bu açıyla da bu açı eşit. Gösterelim bakalım. Burayı da gösterelim. Aa zaten burası nokta açısı verilmişti. Burayı da göstermek zorundayız. Baksana şurası nokta açısı verilmişti. Ben bunu böyle katladığım zaman burada buraya geliyor. Burası da nokta açısı oldu mu? Oldu. Oo süper oldu. Her bilgiyi kullanacağız diye söylüyoruz. Bak burası nokta ya. Şu noktayı kullanacağım. Hocam ne çıktı burada? Şöyle nokta nokta var ya. Bak şöyle bir Z kuralı sağlandı. O zaman bunlar birbirine paralel oldu mu? Oldu. Demek ki şurada bir paralellik var. Hemen paralelliği gösterelim. Şununla şu paralel oldu. Bunların paralel olması ne oldu? Hocam bunlar paralel olunca şurada bir kelebek benzerliği karşıma çıktı. Madem paralel kelebek çıktı. Sayılar da var. 6'ya 3. Kelebekteki oran kaça kaç? 6 bölü 3. 2'ye 1. Sağdan sola 2 bölü 1. O zaman burası da hocam 2K ise burası da K olur. Burası da 2X ise burası da X olur mu? Olur. Çünkü sağdan sola 2'ye 1. Sağdan sola 2'ye 1. Ya da yukarıdan aşağı şeklinde de düşünebilirsin. Tamam bunu da yazdık. Sonra ne olacak hocam? Sonra iyi ki her bilgiyi tamamlamışız. Bak şu kenarla şu kenar birbirine eşit değil miydi? Eşitti. Yaz buraya 3K'yı. Sonra hocam bak şuraya iyi ki bu açıların da eşitliğini yazmışız. Ana
bu üçgende ne çıktı? Açıortay çıktı. Açıortayda kollar oranı tabanlar oranına eşiti. Yani hocam 3 bölü 2 3 bölü x'e eşit olacak. Ya da 3K'daki 3 ise 2K'daki direkt 2 yazabilir miyiz? Artık öğrendim bu işi. Evet x 2 oldu. O zaman 2x'e kaç olur? 4 olur. Bizden CK isteniliyor. CK da zaten 2x. O da kaç yaptı? 4 yaptı. Güzel bir soru arkadaş. Gerçekten güzel bir soru. Çaktırmadan paralelliği bizim görmemiz istenmiş. Ha bu arada büyük ihtimalle bu soru aynı zamanda benzerlikten de yapılabilir. Çünkü şurada hocam nokta açısı var. Burada da nokta açısı var. Şu üçgenle büyük üçgendeki benzerlikten de çıkabilir. Bu da sana ödev olsun. Hani eşit iki açı olduğunda ortak açı kalıbı falan filan hatırla. Hatırla. Biliyorsun sen bunu. Geldik örnek 53'e. Aşağıda birim kareli zeminde 3 farklı ABC üçgeni gösterilmiştir. Şimdi buna göre diyor ABC ile ifade edilen noktalardan hangileri bulundukları üçgende ağırlık merkezidir? Ha bak tanımı burada benzerlikle sormuşum. Ağırlık merkezi tanımını benzerlikle sormuşum. Bak ÖSYM sever. Ha, bu ayarda bir soru büyük ihtimalle gelir. Dikkat et. Dikkat et. Hem burada neyi ölçüyor? Ağırlık merkezini ölçüyor. Hem de benzerlik. Daha benzerlik olduğu da belli değil bu arada soru. Bak dikkat et. Şimdi ağırlık merkezi olması için ne olması lazımdı? İki tane şartın sağlanması lazım. Neydi şartlarımız? Kenar ortaylıklarının olması lazımdı. Kenar ortay, kenar ortay, kenar ortay ya da 1'e 2 oranlamalarının sağlanması gerekiyordu. Yani iki şart, iki şart, iki şart. O zaman burada bu ağırlık merkezi mi diye bakacağım. Yani bu ağırlık merkezi mi? Arkadaş o zaman ben ne yapayım? Kenar ortay doğrusunun üzerinde mi diye bakacağım. Hocam buradan şöyle şunu çizecek olursam. Hatta böyle tık tıklı bir şekilde çizeyim. Hocam buradan kenar ortayı çizecek olursam. Evet gerçekten kenar ortay doğrusu üzerinde oldu hocam bu. Bak şunlar birbirine eşit oldu. Güzel. O zaman ağırlık merkezidir. Hayır. Tamam burası kenar ortay ama bir de burada aşağıdan yukarı 1'e 2 oran olması lazım. Hocam burası 2 iken burası kaç oldu? 3 oldu. Ağırlık merkezi oldu mu? Olmadı. Öbürüne bakalım. Hocam öbüründe. Şimdi buradan bir kenar ortay zaten çizilmiş böyle. İşte burası ağırlık merkezi mi diye soruyor bize. Kenar ortay olduğunu nereden anlıyoruz? 2 birim 2 birim olduğu için. Buranın ağırlık merkezi olduğunu nereden anlayacağız? Şuradaki oranlamayı bulmaya çalışacağız. Hocam burası 1'e 2 şeklinde bir oran var diye bakacağız. Şimdi geçen dersimizde de ne demiştik? Birim kareleri verdikleri zaman aslında çaktırmadan paralellik vermiş oluyorlar orada. Dikeyler ya da yataylar ne oluyor? Paralel oluyor. Onlara dikkat edeceksiniz orada. Tamam şu paraleller zaten B noktasına bakacak olursanız yatayın üstünde yatay paralelliklere dikkat edeceğiz o zaman biz burada. Yatay paralelliklere. Ya yatay paralelliklere dikkat edip şu şekilde hocam şu üçgene bakabiliriz. A 2'ye 4 oran var. Yani burada 4 bölü 2 2 bölü 1 burası 2A ise A diyebiliriz. Ama tem olarak da yapmış oldum. Bu sefer de bu soruyu şunu da göstermek istiyorum. Hocam şuradaki dikeylere de bakabiliriz. Bak şu dikeyle şu dikeye de bakıp da bazen birim karelerde şey de çıkabiliyor karşımıza. Ne de çıkabiliyor? Aynı zamanda hop kelebek benzerliğinden de sonuca ulaşabiliyoruz. Baksanız ya. Burası ne oldu? Hocam burası 2 birim. Burası 4 birim. Soldan sağa bak. Bunlar paralel. 2 bölü 4 oran var kelebekte. Soldan sağa ya da yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı o zaman 2 bölü 4 1 bölü 2. O zaman burası da ne olacaktır? Burası K iken burası 2A olacaktır. Dolayısıyla evet B noktası hem kenar ortay doğrusu üzerinde hem de 1'e 2 oran olduğu için sağlandı. Evet bu ikinci şekil. İkinci şekilde ağırlık merkezi oldu B. Öbürüne bakalım. Hocam buradan da bir kenar ortay çizecek olursak burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 birim. Maalesef 5 birim burası. Burası 5 bölü 2. 5 bölü 2 ayıran doğru. Bak burası 2 birim ya. 2,5, 2,5 ayıran doğru bu. Ağırlık merkezinin üstünde değil C noktası değil diyebiliriz. Ya da şunu direkt çizerek yine. Bak şunu direkt çizerek. Hocam şöyle. Burada da biz bu sefer 1'e 2 oran sağlandı. Dikkat. Hocam burası A iken burası 2A oldu. Ne A'sı? Şurası 1 iken burası 2 oldu. 1'e 2 oran sağlandı ama burası 2 iken burası 3 oldu. Kenar ortaylık sağlanmadı. İki şart sağlanmadığı için o zaman bu da değil. O zaman ABC ile ifade edilen noktalardan hangileri ağırlık merkezidir? Sadece ve sadece B ağırlık merkezi oldu gençler. Bak tanımı da bu şekilde kullandırırlar. Dikkat edin bu soruya. Yıldız atıp sonrasında bir daha gelin bu soruya demedi demeyin. Evet B bulduk. Yalnız B bulduk cevabı. Geldik örnek 54'e. Şimdi gençler. Şimdi. Burada bir önceki derste bundan da bahsettim aslında. ABC üçgen bir oran verilmiş bir de. Oranlamaları da yazalım. Hocam burası 5K, burası 3K verilmiş. Ondan sonra burası 2A, burası da 5A verilmiş. Evet CD'ye 5A yazıyorum. BD'ye 2A yazıyorum. Sonra AE'ye 3K yazıyorum. Ve AC'ye de 5K yazıyorum. AC 5K o zaman buraya 2K kaldı. Bak dikkat. Yani buraya da 2A yazıyorum. Şimdi ne yapacağız burada? Bizden AP uzunluğu isteniliyor. X isteniliyor. Arkadaş dikkatli bir şekilde beni dinle. Oranlamalar var. O zaman hocam büyük ihtimal benzerlikten çıkacak. Ama benzerlikten açı 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 benzerliğinden falan çıkmıyor. O zaman ne yapacağız? Oranlama mantığını kullanacağız. Hocam oranlama derken 3'e 2 oranlamasını mı kullanacağız? 2'ye 5 oranlamasını mı kullanacağız? Her ikisini de kullanabilirsin. İstediğin yerden başlayabilirsin.
diyebilirsin. Bir kere bu sorunun çok farklı çözüm yöntemleri var. Mesela ben şimdi sana lazerle göstereceğim ilk etapta. Şuradaki oranın mantığı nasıl kullanılır? 1. Şuradan şuraya paralel çizebilirsin. Hani burayı eşitmiş gibi düşünün demiştim ya paralel çizerken de. Ortaban çizmek değil mi? Birincisi bu. Eşit değil de. Birincisi şu. Şuradan paralel çizip hem burada temel orantıyı hem burada kelebeği kullanaraktan sonuca ulaşabilirsin. 1. Buradaki oranlamayı kullanmanın ikinci yöntemi şu. Hocam buraya paralel çizebilirim böyle. O zaman şurada bir temel orantı kullanabilirim. 1. Başka? Hocam bir de burada temel orantı kullanabilirim şöyle. Bak şunlar da paralel olduğundan. İkinci yol bu. Şuradaki oranlama mantığı bir de kelebek oluşturularak da yapılabilir. Hocam bu oranlama mantığı çünkü buradaki oranlamayı kullanacağım ya. Şunu şöyle uzatıp alttakine paralel çizilerek de olabilir. Şöyle bir kelebek benzerliği oluşturulabilir. Birinci kelebek burada. İkinci kelebekte bak dikkat. Şurada var. Kelebekler iç içe giriyor. Genelde bu kelebekler iç içe girince soru daha da karışıyor. O yüzden burada kelebek genelde tercih edilmiyor. İçeriye doğru paralel çizmek tercih ediyor. Bak bir tane noktadan bir buraya çektim. Bir buraya çektim. Bir de dışarıda kelebek oluştu. 3 yol buradan geldi. Bak buradaki oranlama mantığından da yine aynı şekilde. Hocam buradaki oranlama mantığından da bir böyle paralel çizeriz. Şuradaki temel orantıdan sonra buradaki temel orantıdan yapabiliriz. Ya da buradan şuraya paralel çizip hocam bir burada temel orantı var. Bir de burada kelebek var deyip öyle sonuca ulaşabiliriz. Ya da buradakini uzatıp şöyle uzatıp şuna paralel çizebilirsiniz böyle. Burada bir kelebek yapabilirsiniz böyle. Bak uzattık. Büyük kelebeği gördünüz mü şöyle? Şu büyük kelebeği gördünüz mü? Gördünüz. Bu büyük kelebekten yapabilirsiniz. Bir de ayrıyetten şurada da bir kelebek var. Bu kelebekten de yine sonuca ulaşabilirsiniz. Yani 6 tane yol gösterdim sana. Oran mantığını kullanmak dediğim olay bu. Hocam hangisi? Hangisi mantıklıysa onu kullanacaksın. Buradan buraya çizince. Ya burası 3/5 yazınca A oluyor aslında. Hocam burası 3A olur. Çünkü burası 5'in katı olduğundan. Sonra burada da kelebek çıktı. Kelebekteki oran 3'e 2. Hocam 3'e 2 ya. 3N'se 2N. 2N 4'se o zaman N2. Burası 6 yapar. Sonra bu 6'yı nasıl kullanacağım? Şurada. Burası 10 mu yaptı? Evet. Bak şunun şunu oranı 3'ün 2'ye oranından da sonuca ulaşabilirsin. Birinci yol bu. Bu kolay yol. Çünkü 5'i rahat bir şekilde kullanabildik buradaki 5'i. İkinci yol nedir? İkinci yol da yine 5'i rahat bir şekilde kullandırıyor. Bak buradan yine şuna paralel çizerek şöyle. Hocam şuna paralel çizdiğim zaman da bak ne oldu? Şu paralelden dolayı hocam 2'ye 3 oran var. Bak 5'i güzel bir şekilde parçalıyorum. Evet o zaman burası 2A'ya 3A şeklinde paylaşır. Sonra şurada bir temel orantı karşımıza çıktı. Şuradaki temel orantıdan şurayı bulabiliriz. 2/5 orandan bak kafadan yapıyorum. 2A'daki dikkat 2A'daki 4 ise 2 katı. Hocam 5A'daki de 2 katı. 10 olur diyeceğim. Sonra burada da bir temel orantı var şöyle. Bu temel orantıdan dolayı da 2/5 var yine burada. Hocam buradaki dikkat et yine 2K'daki şu. Kaç yaptı? Bak kısalaştırıyoruz orayı. 10 yaptı. 2K'daki 10. 5 katı. O zaman burada da 5K ya. 5 katı 25 yapar tamamı. Hocam bunun tamamı 25 yaptı. E 4'ü buradaysa X'e de kaç kaldı o zaman? 21 kaldı. İstediğin yerden yap. Sana kalmış. Ben sana 6 tane yol gösterdim. Oran varsa benzerlik vardır. Oran mantığını kullan. İster sola, ister aşağı paralel, istersen uzatıp kelebek yap. İstersen şuradaki oranı da kullanacak şekilde kısa yolu da sen bul. Mesela şu paralel olmaz. 5'e 2 ayıramıyorsun mesela burayı. Buradaki paralel olur mu, mantıklı mı diye düşünürsün. Hocam buradan paralel çizdiğim zaman, şuraya paralel çizdiğim zaman burada 2'ye 5 var. Tamam. Ya da şu işin içine girecek ya şurası. Hocam burada 2/7 oran var. Bak 2/7 olmuyor bak. Bu da mantıksız oluyor buradan paralel çizince. Başka buradan kelebek oluşturunca belki daha da kolay çıkar ama en kolay çözüm yöntemi sanki buydu. Ya buradan şuraya paralel çizmek ya da buradan buraya paralel çizmek. Çünkü buradan paralel çizince 5'i güzel bir şekilde parçalıyorum ya da buradan buraya paralel çizince 3/5'ten buraya 3A yazabildiğim için sayılardaki oranlamaları bilerek gösteriyorum ki kısa yolda sen böyle çok saçma rakamlarla sayılarla karşılaştığın zaman ileride sıkıntı çekme diye bunları da sana söylüyorum. Tamam. 6 farklı yolu gösterdim. Daha ne yapayım kardeşim? Evet. Cevabı kaç bulduk bu arada biz? 21 bulduk. O zaman x eşittir 21'i de şöyle bir yazalım. Evet. Geldik örnek 55'e. Son 2 sorudayız. Aşağıdaki şekilde mum ile mumdan 3 santimetre daha uzun olan bir vazo zemine dik olacak biçimde konulmuştur. Mum yandığında bak mum ile mumdan kaç santimetre uzaklıkta, kaç santimetre yüksekte? Daha uzun 3 santimetre. Yani şu mesafesi burası. Buradaki mesafe kaç yapıyor? 3 yapıyor. Aklımızda bulunsun. Mum yandığında vazonun zemine dik konumlu duvardaki gölgesi oluşmaktadır. Evet şöyle mum yandığında gölgesi oluşuyor burada. Mum belli bir süre daha yanıp biraz eridiğinde vazonun duvardaki gölgesi 12 santimetre uzamış. Bak mum biraz daha yanarsa mum buraya yandı mesela buraya kadar yandı. O zaman duvardaki gölgesi de şöyle uzamış kardeşim. Şöyle duvarı da şöyle resmedeyim. Duvardaki gölgesi de ne kadar uzamış? Duvardaki gölgesi de 12 santimetre uzamış. O zaman şuraya da 12'yi yazalım. Tamam. Mumun gölgeye olan uzaklığı vazoya olan uzaklığının 7 katı olduğu
olduğuna göre. Şunu kullanacağız. Mumun gölgeye olan uzaklığı vazoya olan uzaklığının 7 katı olduğuna göre. O zaman ben şuradaki uzunluğu ne buluyorum? 6A buluyorum. O zaman hocam burada bak temel orantı var. Şöyle şurada şuradaki dik uzantısını düşünecek olursam, şöyle dik uzantısını düşünecek olursam burada ne var? Burada güzel bir şey var. Şuraya bakalım. Şurada bir Thales teoremi çıktı mı? Çıktı. Tamam. Ben bu arada mum biraz yandı. Ne kadar yandı? Son durumda vazo mumdan kaç santimetre uzundur diye soruluyor bize. Son durumda şuradaki uzunluk isteniliyor bizde. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben burayı bulursam sanırım olay bitecek. Arkadaş burada ne var? Hocam burada bir Thales teoremi var. Thales amca ne diyordu? Şöyle 1'e 6 oran varsa burada da 1'e 6 oran yok mudur? Vardır. Yani burası ense burası 6 endir. Bu zemine dik. Bu da zemine dik. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı karşımıza? Çıktı. Ne güzel bir şey oldu bak burada. Kelebekteki oran 1'e 6. O zaman 1'e 6 olduğundan dolayı burası kaç? 12 ise 6'ya bölünmüş hali burası da ne olacaktır? 2 mi olacaktır? Evet burası da 2 olacaktır. Yani mum 2 santimetre erimiş oldu. Bizim en başta ne demişti? Mumdan 3 santimetre daha uzundu zaten vazo. Vazo mumdan 3 santimetre daha uzundu. O yüzden bize ne diyor? Son durumda vazo mumdan ne kadar uzundur diye soruluyor. Son durumda vazo mumdan. Mumun yüksekliği burası oldu. Vazonun yüksekliği de burası. Şuradaki mesafe soruluyor. O zaman cevap kaç yapıyor? 5 yapıyor. Çünkü şurayı 5 bulmuş olduk. Yine en son neyi kullandık? 3'ü kullandık. Bak bu da güzel bir soru. Ne güzel. Mum eridi. Gölgesi şurada oluştu. Önceden gölgesi şuradaydı. Kendiliğinden biz bu gölgeyi çizince kendiliğinden kelebek oluştu. Buradaki oranlamadan burayı yazdık. Kelebekteki oran 1'e 6 çıktı. 1'e 6 işte m bölü 12'den dolayı hani 1 bölü 6 eşittir m bölü 12'den dolayı m2 bulduk da artık kafadan yapmalarına alıştık. Hocam 6'a 1 olacak. İşte burası kaç çıktı? 2 çıktı. Son durumda önceden zaten mumun şeye yüksekliği 3 birim daha uzundu. Burası da 2 birim olduğundan burayı da 3 bulduk ve cevap böylelikle 5 çıktı. Arkadaş örnek 55'i de bulduk. Güzel bir soruydu. Ve geldik örnek 56'ya. Bunun benzerinde bir soruyu biz yapmıştık. Birim karelerde yapmıştık hatırlarsın. Bu sefer birim kareler dememişim de dikörtgen demişim. Şimdi renkleri dışında birbirine özdeş olan 12 tane dikörtgenin kenarları yapıştırılarak evet özdeş dikörtgenler yapıştırılmış böyle ve şu şekil karşımıza çıkmış. BD köşegen çizildiğinde köşegenin sarı dikörtgenler içinde kalan parçasının uzunluğu 10 verilmiş. Bak şurası 10 verilmiş bana. Şu parça 10 verilmiş. Eyvah. Burası 10 ken diyor. BD uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Tamamı soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız hocam? Bizim şuradaki oranlamaları bulmamız lazım. Yani şu ve şu arasındaki parçayı biliyorum ya ben. O zaman ben ne yapmam lazım? Şuradaki oranlamaları buradaki, buradaki ve buradaki. Hocam burayı bulayım mı? Gerek yok. Soru bana şunu diyor zaten. Şu bilgi verilmiş. O zaman şuradaki noktalar bana lazım. Şimdi dikkat. Dikkat dikkat. Aslında yine temel orantıdan yapabiliriz. Aslında bu soruyu bir daha yazdım. Bu sefer de kelebek benzerliğini göstermek için yazdım. Şimdi biz şu noktaya baktığımızda yatayların üstünde deyip şuradaki yataylardaki temel orantıya bakabilirsin. Birincisi yol bu ki geçen dersimizdeki yoldan çözeceksek. Hocam burada 1'e 3 oran var. Burası A ise 3A diyebilirsin. Sonra bu da dikeylerin üstünde hocam. Dikeylerin üstünde olduğu için de bu dikeyleri düşüneceksin böyle. Hocam bu dikeyi düşünce de bak burada da 2'ye 1 oran var. O zaman burada da 2N'e N diyeceksin. A ile N arasındaki ilişkiyi bulacaksın. Ama bu sefer kelebek benzerliği yardımıyla göstermek istiyorum. Şu noktaya baktığım zaman hocam bu noktaya baktığımda ne var? Şurada bir kelebek benzerliği var. Bak şurada bir kelebek benzerliği var. Gördün? Kelebek benzerliği de direkt hani paralel çizmeden de kelebek benzerliği de karşımıza çıkabiliyor böyle. Biraz öncekinde ne yaptık? Şuradan paralel çizelim hocam. Paralel düşünelim hocam dedik. Şu üçgeni düşündük. Ama bak burada direkt hali hazırda var. Hali hazırda kaç? 1'e 3 oran var burada. Hocam burası 1 iken burası 3 olduğundan dolayı hani A iken 3A. O zaman bu kelebekteki oran 1'e 3 ise buradaki oran da 1'e 3'tür. Hemen şunu da yazalım. Hop şöyle. Burası X iken hop şöyle 3X'i yazdım. Sonra öbür noktaya bakalım. Hocam şuradaki noktaya bakacak olursak bu sefer. Bu sefer de dikeylerin üstünde olduğu için dikeylere göre bir kelebek benzerliği var mı? Var tabii ki. Bak bu sefer burada bir kelebek benzerliği var. Bu kelebek benzerliğinde oran kaç? Hocam 2 bölü 1 de burası. O zaman 2 bölü 1 oranını da oraya yazacağım. Ki şuradaki oranlamaları ben rahat bir şekilde bulabileyim. Şimdi buraya 2 bölü 1 yazarsam dikkat. Şimdi buraya 2 bölü 1 yazarsam 3'ün katı oldu hocam. Bak 3'ün katı oldu. Ama ben x'e 3x yazmıştım. Toplamda orası 4x oldu. Keşke 3'ün katı olsa demedim mi buraya? Dedin. O zaman burayı gel 3 ile çarp. X yerine 3x yaz. O zaman burayı 9x olsun. Yani toplamda şurası 12x olsun. Çünkü 3'ün katı yapayım ki 3'e daha rahat bir şekilde böleyim. Şimdi şurada kelebeğe baktığım zaman ben yukarıdan aşağıya tekrar bakalım şuna. Hocam yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran var. Hemen geliyorum şuraya 2 bölü 1 yazıyorum. Bak burası 2n ken burası da n oldu. Toplamda 3n neye eşit oldu? Hocam toplamda 2n burası n burası. Toplamda 3n de 12x'e mi eşit oldu? Evet 12x'e eşit oldu.
oldu. N'i de buradan ne bulduk o zaman? 4x bulduk. N yerine de 4x yazalım. Yani burası 8x yaptı. O zaman burası da 4x oldu. Şimdi gel şuraya. Bak şimdi dikkat. Burası 3x. Sonra hocam tamamı 8x'ti burası. O zaman buraya 5x mi kaldı? Evet. Burası 5x oldu. Tekrar söylüyorum. 8x burada. Tamamı 8x'ti bunun. 3x'i buradaysa buraya 5x kaldı. Ya da şöyle de diyebilirdik. Hocam burası kaç? Şöyle baktığın zaman 9x ya. 9x. Burası 4x ise buraya da 5x kaldı diyebilirdik aslında. Neyse buraya 5x bulduk. Hocam bize 5x'i zaten kaç vermişti? 10 vermişti. O zaman 5x eşittir 10'sa x'i buradan 2 buluruz. Bizden BD uzunluğu isteniyor. BD'ye bakıyoruz. BD'de toplamda kaç x'ti? Hocam 9x burada, 3x burada. Toplamda 12x değil mi? Evet. Yani bu da 12x olduğundan x yerine 2 yazarsam cevap da böylelikle kaç çıkar? 24 çıkar. Bu soruyu nereden de çözebilirdiniz? Bu soruyu temel orantılardan da çözebilirdiniz. Ama ben bu sefer ne yaptım? Bir buradaki kelebekten gösterdim şöyle. Bir de halihazırda şuradaki kelebekten gösterdim size. Yani bu birim kareli sorularda ya da eş dikdörtgenler yapıştırılarak genelde birim karelerde çıkıyor aslında ama hem kelebeği hem de temel orantıyı bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bence eskimeyecek yeni nesil soru tiplemeleri diyebiliriz. Böylelikle burayı da bitirdik mi gençler? Vallahi bitti. Bitti. 12. günü de bitirdik. O zaman sayfa 79'a gelmişiz. Bak, kamp bitecek neredeyse. Neyse 3. sayfaya gelelim. Şöyle tiki atalım. Hop geldik şuraya. Şuradan tiki atıyoruz kardeşim. 12. günü bitirdik. Sonra ne yapıyoruz? Geldik şuraya. Geldik buraya. Burada da şu tiki atıyoruz ve sayfaya bakıyoruz. Ödev var mı? Soru bankası kitabından var ödev. Nerede ödev? Bak soru bankası kitabını şu arkada görüyorsun. Arkadaki arkadaşta. Değil mi? Soru bankası. Yine o arkada unutmuşum. O yüzden sana burada gösteremiyorum. 52 ve 61. sayfalar arasındaki kısım ödev. Üçgenle benzerlikle ilgili. Sonra ne yapıyoruz? Haftalık programı bitiren arkadaşlar kaçıncı haftayı bitirmiş oluyor ona bakalım. Hocam 6. haftayı bitirmiş oluyor. Yani siz 10. 11. ve 12. günleri bitirerekten eşlik ve benzerliği bitirdiniz. O zaman kitabınızdaki eşlik ve benzerlikle ilgili ödevlere bakıyorsunuz. Eşlik ve benzerlik sayfa numarası nereden başlıyor? Hocam eşlik şurada 48'den başlıyor. Benzerlik de şöyle 61'e kadar ödeviniz var. Bu hafta böyle. Yoğun bir hafta ama benzerlik de önemli. Lütfen önem verin. Buradaki soruları da lütfen ama lütfen çözün. Gençler bitirdik. En önemli konulardan birini daha bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani 13. günde. 13. günde alan işleyeceğiz sizinle birlikte. Alan konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.